Selam arkadaşlar. Kanaldaki yorumlarda yine Şevket Akçam isimli arkadaşımız bir talep var. Daha önce de onun istediği bir şey yapmıştık hatırlıyorum. İl ve ilçe listelerini seçtiğim ile göre ilçe de gelsin istiyor. Böyle bir çalışma yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. Daha önce hiç böyle bir Excel'de böyle bir çalışma yapmadım ama inşallah mahcup olmayız. Önce bir internette ilçe listesi indir diye bir şey arayalım. Şimdi bunlardan hangisinde olabilir ilçe yüzü? En baştakine bir tıklayalım bakalım. Burada şu Excel'e basalım. Evet, ilçeleri indirdi. Düzenlemeyi etkinleştir. Şimdi il ve ilçeler burada. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi iller bu şekilde gelmiş. İller, ilçeler. Ne yapabiliriz? Şuraya bir satır ekleyeyim. Buraya il ID diyeyim. Ya il kodu diyelim. Şurada il adı. Şurada ise şunlar ilçe kodları. Şunu buraya bir satır ekliyorum. Şu il kodlarını başa çektim ve buraya yine bir satır ekledim. Şuraya il kodu. Şuraya ilçe kodu. Şurada ilçe adı dedim. Tamam. İl ve ilçeler. Hani isimlerini buna il yazıyorum. Şuna da ilçe yazayım. İlçe. Tamam. Ç olmaz arkadaşlar ona göre. Sayfa 1'i de başa aldım. Benim her zaman yaptığım ana sayfa. Ve ana sayfada bir buton alacağım. Geliştiriciden buraya bir buton. Ve buraya buranın içine girdim. Hemen bir form ekliyorum. Form ekledikten sonra ana sayfaya gelip şuraya user form1.show dedim arkadaşlar. Tamam. Şimdi Şevket arkadaşımızdı galiba değil mi? Şevket'in istediği şey şu. İl ve ilçe combo box'ları olsun. Şuraya il diyorum. Şöyle bir combo box alalım. Şunu da kopyasını alıp aşağıya indirdim. Şu ikisinin backstyle'ini sıfır yaptım ve buraya da ilçe dedim. Tamam. İl ve ilçe. Şunun ismini combo box il diyorum. Küçük harfle il olsun. Şu da combo box şu. Combo box ilçe. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. İnşallah mahcup olmayız. User form ilk açıldığı zaman initialize kısmına diyeceğiz ki illeri aktar. İlleri aktarsın. Hemen şuraya bir sub diyelim. İlleri aktar. Şimdi illeri aktaralım. İllerimiz şurada. İkinci satırdan başlıyor. Hemen şunu yapıyorum. Dim x as byte diyorum arkadaşlar. Niye byte? Çünkü 81 ilimiz var. Dolayısıyla byte 255'e kadar gittiği için yeterli. X eşittir. Sheets il diyorum. Nokta range a 100 diyelim. Nokta end x lab nokta row diyerek satır sayısını bulduk. Hemen diyoruz ki combo box il nokta row search eşittir tırnak içinde il ve ünlem işareti koyuyoruz. A 2'den 2 nokta üst üste A x'e kadar. İlleri aktardık.
Şöyle bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ha 1 demişiz. Tamam. A dedik. A'da ne var arkadaşlar? İllerde ha il kodu var. Ha, bir de arkadaşlar ilçenin de gelmesini istiyoruz. Onun için de şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki Tombowbox il nokta row şey kolon nokta kolon kont eşittir iki kolonlu olacak diyoruz. Tombowbox il nokta kolon width eşittir tırnak içinde 0 virgül mesela 120 diyelim. Şimdi bir sıfır yapmayayım. Ne demek istediğimi anlayın. Buraya 20 yapayım önce. Bir bakın ne yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bir saniye. Bir saniye. Şuraya da B diyeceğim arkadaşlar. B sütun. A2'den BX'e kadar. Tekrar çalıştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi 1 Adana, 2 Adıyaman, 3 Afyon. Şöyle illeri gösterdim. Ama bu sefer 20'yi 0 olarak gösteriyorum. Yani göstermesin orayı. Gördüğünüz gibi artık sadece illerimiz var. Aslında kodları da var ama görünmüyor. Buraya kadar anlaşıldı. Şimdi ne yapmamız lazım? Şu ile tıkladı. Bunun change'ini arkadaşlar. Yani bunun içi değiştiği zaman. Değiştiği zaman diyeceğiz ki ilçe aktar. İlçe aktar diyeceğiz. Ve gelelim bir yere ilçe aktar prosedürünü oluşturalım. SAP ilçe aktar. Dedim. Şimdi bundan sonrası şöyle diyelim. Dim x as byte diyemem arkadaşlar. Niye diyemem byte? Çünkü ilçeye bakın. Şöyle 700-800 tane, 900 tane, bak 970 tane ilçe var. Byte kaça kadar değer alır? 255'e kadar. Onun için byte olmaz. Ne diyeceğiz? Integer diyeceğiz. Integer dedik ve bir değişken tanımladık. Yine x. İsmi yukarıda x tanımlamışsak burada da x tanımlayabiliriz. Sorun değil. Şimdi Combobox ilçeleri temizlememiz lazım. Combobox ilçe nokta clear temizliyoruz önce içini. Çünkü her seferinde başka illeri yükleyeceğimiz için içini temizlememiz lazım. Şimdi temizledikten sonra yine bir değişken tanımlayacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki ilçedeki kayıt sayısını alacağız yine. X eşittir. Şu yukarıda yazmışız zaten. Şu aynısını kopyalayalım ve şuraya yapıştıralım. Sadece buraya ilçe diyelim. İlçedeki işte A 1000'e kadar git diyelim ya da 10 bine kadar da diyebiliriz. Yani doğru satırı bulacağız. Önemli değil. Aslında şuraya y diyeyim. Şuraya da x virgül y diyeyim. Aynı zamanda hem x hem y'yi tanımladım. Şimdi bir döngü yapacağım. For x eşittir 2 to y diyeceğiz. 2'den y'ye kadar. Ve next dedim. Şimdi bir döngümüzü açtık. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki Combobox pardon if diyeceğiz. Eğer Combobox ildeki nokta Combobox il nokta list diyeceğiz. List parantez içinde yine Combobox ildeki nokta list index virgül sıfır. Ha bir dakika. Pardon. Böyle de yapmayacağız. Şöyle diyeceğiz. Eğer sheets ilçeler diyeceğiz. İlçelerdeki nokta range a'nın x'i nokta value değeri. Yani biz burada döngüde ilçeler sayfasına gideceğiz ve şu a sütunundaki
değerleri sorgulayacağız. Yani diyoruz ki A'nın X'i artık X kaçsa A'nın X'inin değeri Omobox ildeki list 0. koluna eşit ise then şöyle bir end if o zaman şey yapacağız. Eşitti. Mesela listede il listesinde arkadaşlar bakın şöyle diyor. Şu il listesinde mesela Adana'yı seçtik. Adana'yı seçtiğim zaman nedir? 1'dir. Ve 0. kolumda 1 vardır. Peki o 1'i nerede arıyoruz? İlçeler ilçe sayfasında arıyoruz. Bakın şöyle durdurayım. O 1'i geliyoruz ilçe sayfasında 1 olanları arıyoruz. Ve her bulduğumuz karşısında 1 olanı şu C sütunu aktaracağız arkadaşlar. C sütundakileri aktaracağız. Şöyle diyorum. Combobox ilçe nokta add item. Aktar. Neyi aktar? Neyi aktar? Neyi aktar? Sheets ilçedeki şunu aktar. B'nin X'ini aktar. İnşallah doğrudur. Bir deneyelim. Şöyle geldim. Burada mesela Adana'yı seçtim. Ve burada hata verdi. Eğer ilçeler sayfasındaki ilçeler mi? Ha, ilçedir ya. Sadece ilçedir. İlçeler nereden çıktı? Sadece ilçe. Eğer ilçe sayfasındaki siz de yine fark etmişsiniz. Bana seslenenleriniz de vardır mutlaka. Bak Adana'yı seçtim. Gördüğünüz gibi bunları aktardı. Ama yanlış şeyleri aktarttık herhalde. İlçe sayfandaki B'yi aktar demiş. Hayır C'yi aktar diyeceğiz. Yani ilçe isimlerini aktar. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Adana diyorum. Adana'nın ilçeleri geldi. Buradan örneğin Ağrı diyorum. Ağrı'nın Ağrı Merkez Diyadin Doğu Beyazıt. Mesela Ankara diyorum. Ankara'nın ilçeleri geldi. Hangi ili seçersem o ilin ilçeleri geliyor gördüğünüz gibi. Trabzon diyorum. Trabzon'un ilçeleri karşınızda. Bu dersimiz de bu kadar. Yine Şevket arkadaşımızın da sorusunu cevaplandırmış olduk. Umarım anlamışsınızdır. Projelerinizde kullanabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Çünkü sonuçta sizin beğenme sayınıza bakıyorum. Abone durumunuza bakıyorum. Oradan bir nevi hevesleniyorum yeni dersler yapmak için. Onları az görünce de insan hani emeğinin karşılığını alamamak gibi bir şey. Sonuçta gecenin bu saatinde sizler bir şeyler öğrenin diye çabalıyoruz biz de. Bunları da sizden bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum.